Merhabalar güzel insanlar. Kendi tatlılarımız bitti çünkü hiç yoktu. Biz de Rusların Medovik pastasına geçtik. Şeklinden şemalinden midir bilmiyorum ama sizden inanılmaz derecede bununla ilgili mesaj aldım. Ne yapalım? İş başa düştü. Burada da yanacağım diye korkuyorum. Buram buram sıcak geliyor yani. Suratıma suratıma. Bu çocuğumuz ballı kurabiyeler katları gibi düşünün. Arasında da yoğurtlu bir sosu var. Gerçekten çok güzel, hafif ve gönül rahatlığıyla mideye indirebileceğiniz minnoş bir pasta. Ben malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Faruk'la tanışmadıysanız ve bu ilk benim izleyişinizse, bu elektrikli zavallı ocağımın adı Faruk. Bir görüyorsunuz yaşanmışlık var. Siz bana laf sokmadan önce bu videonun altındaki yorumlarda onu tanıyın istedim. Tanıyın. Onun bir karakteri var. Her zamanki gibi gramajlarımız videonun altında yazıyor. Kaçırmayın. Faruğun üstüne tereyağlarımı koyuyorum ama tereyağı yerine isterseniz margarin veya tereyağı gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Maliyeti düşürmek açısından hiç sıkıntı değil. Hepsiyle oluyor. Tereyağlarımız erimeye başladığında tamamen erimiş değil. İçerisine balımızı bocalıyoruz. Biraz daha tereyağlarım eridikten sonra içerisine toz şekerimi koyacağım. Ve beraber eriteceğiz onları. Baloncuklar çıkmaya başlayana kadar çıkma telimizle karıştırıyoruz. Tabii ki tencerenizin çıkma teliyle karıştıracak kadar sağlam olması lazım. Dikkat et çizik olmasın, tamam mı? Karıştırıyorum baloncuklar çıkana kadar. Baloncuklar çıkmaya başladığı anda içerisine karbonat koyacağız. Fakat karbonat koyduğumuz anda diye şişiyor bir anda. Korkmayın. Gayet normal karıştırmaya devam ediyoruz. Tamam mı? Hiç durmadan. Hemen renk almaya başlıyor. Karamel rengi olana kadar karıştırıyoruz bu minnoşu. Mis gibi karamel kokuyor. Mis gibi. Çok amaçlı unumun içerisinde ama burada normal marketten aldığınız herhangi bir unu da kullanabilirsiniz. Bunda hiç sıkıntı değil ama biliyorsunuz ben genellikle çok amaçlı un kullanıyorum. İçerisine her zaman ne yapıyorduk? Bir tutam tuz koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. O tuz iyice de geçsin. Burada da çırpılmış 5 tane yumurtam var. Gerçekten ama tek tek değil. Çırpılmış. Anlaştık mı? Şimdi bu birazcık soğuduktan sonra içerisine yumurtaları koyacağım. Sıcak ve yanmaya devam etmemesi için başka bir kaseye koyuyorum bunu ben. Ki böylelikle yanık tadı gelmez. Tencerenin içerisinde pişmeye devam edecektir. İstediğiniz kadar ocaklanın hiç fark etmez. O yüzden de başka kaseye aldık ki hem daha çabuk soğusun hem de o karamelize olması yanıklığa doğru gitmesin. Biraz soğuduktan sonra yavaş yavaş yumurtalarımızı ekleyeceğiz. Eğer ki tek başınaysanız ve birisi bunu tutamıyorsa şöyle torşonunuzu alabilirsiniz veya kek kalıbı da koyabilirsiniz. Şunu şöyle altına alıyorum ki kaymayı engellesin ve tek başına karıştıralım diye. Yavaş yavaş ilk önce azıcık bir yumurta ekledim. Isısını dengelemek açısından buna temperleme diyoruz. Biraz karıştırdım sonra geri kalan yumurtayı ekleyeceğim. Ben yumurtayı ekliyorum karıştırırken, tamam mı? Yavaş yavaş içerisine unumuzu ekleyeceğiz. Şöyle bir parça ekledim. Çırpma teliyle karıştıracağım. Ardından geri kalanı yavaş yavaş koyup spatula'ya geçeceğiz. İyice de homojen olsun. Tamam mı? Çok da şey yapmayın yani. Böyle pütürlü pütürlü bırakmayın. Biraz daha ekliyorum. Biraz daha çırpma teli. Baktım ağırlaşmaya başladı. Spatula hemen. Karamel rengi olmasını istiyoruz. Anlaştık mı? Öyle beyaz beyaz değil. Bakın rengine. Süper. Şimdi geri kalan unumu ekleyeceğim. Karamel olmuş ballı karışımınızın çok koyu renk olmasını aldırmayın. Çünkü un girdikçe rengi birazcık açılıyor. Ama çok aşırı da açılmasını istemiyoruz. Bodozinc diğer unumu da koydum. Şimdi spatula ile yavaş yavaş yedire yedire. Çok yığışık, yapışkan bir hamur. Bakın. Şöyle hatta gösterebilirim. Yapış yapış. Bak, yapış yapış. Sıcak sıcak hemen açmıyoruz. Tabii öyle yapanlar da var. Fakat ben birazcık buzdolabında dinlendirmeyi daha iyi buluyorum. Çünkü kurabiyelerin zaten
Esas amacı bu. Şöyle her zamanki gibi şu yuvarlak spatulamı alıyorum. Ama normal spatula da kullanabilirsiniz tabii ki. Bunu tepsime, yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine koyuyoruz. Şöyle üstünden azıcık bastırıyorum. Daha kolay açabilirim diye. Bastırdım. Uf, renkli, harikulade oldu be. Farkındaysanız yağlı kağıdı biraz uzun bıraktım. Şöyle üstüne getiriyorum. Hafif bir bastırıyorum. Ve buzdolabında 20 dakika kadar dinlendireceğim. Ama dediğim gibi bu opsiyonel, böyle çok daha iyi oluyor. Yapıp yapmamak size kalmış ama ben yapamıyorum. Bir 20 dakikacık buzdolabında. Soğuduktan sonra çıkardım. Bakın yağlı kağıdım üstüne alıyorum. Rahatlıkla birbirinden ayrılıyor. Her katını ayrı ayrı açacağız. İsterseniz yağlı kağıdın üzerinde, isterseniz bu yıkanabilir teflon kağıtların üzerinde rahat rahat açabilirsiniz. Bir spatula yardımıyla hepsini birbirinden ayırıyoruz. Eğer ki eşit açmak isterseniz tartı yardımıyla tartarak da yapabilirsiniz gayet rahatlıkla. Ama ben çok da tercih etmiyorum yani. Ortalama 12 kat çıkıyor. Biz şimdi böyle 6-7 kat yapacağız. Ama siz isterseniz 12 kat kadar yapabilirsiniz. Yani neden olmasın? Altını çok azıcık unluyorum. Üzerini de öyle. Şöyle aldım. Ve bunu şimdi açıyorum. Şöyle baktım her tarafı eşit mi değil mi diye. Ondan sonra da şöyle 17 santimlik çemberimi kullanacağım ama isterseniz daha büyük de kullanabilirsiniz. Ama 17 santimlik çember gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle koyup bu çocuğu kesiyoruz. Ve etrafındakileri alıyorum. Bir katımız tamam. Bu minnoşları şimdi teker teker açtık. Ne yapıyoruz? Bir çatal yardımıyla aynı turta yapar gibi şöyle şöyle bastırıyorum. Çünkü bunlar fırında çok şişecek. Şişmelerini istemiyoruz. Biz bu tekniğe ne diyoruz? Docking. Dock. Tamam mı? Her tarafını, hepsini böyle bir çatal matal hepsine geçiriyoruz. Hepsini çataladıktan sonra ne yapıyoruz? Önceden ısıtılmış 160 derece fırınımda 5 dakika kadar pişecek. Çok fazla pişirmeyin. Biraz içerisinin yumuşak olmasını istiyoruz. Çünkü öyle inanılmaz sert olmasını istemiyoruz. O yüzden de 5 dakika hepsi için yeterli olacaktır. Bir tepsiyi koyun. Ondan sonra çıkartın. Sonra öteki tepsiyi koyun. Sonra ondan sonra çıkartın. Benim fırınım konveksiyonel olduğu için bütün bu tepsilerin hepsini aynı anda alabilecekler. Fakat siz evde ankastre fırında bunu pişirirken lütfen bütün tepsileri tek tek pişirin. 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz harika bir kremasıyla. Kremamı koydum. Burada yoğurdum var. Yoğurdum içerisine koyuyorum. Ama çok suluysa biraz sularını süzebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Toz şekerimi koyuyorum içerisine. Bir paket şekerli vanilin veya vanilya tozu. Hangisini isterseniz koyabilirsiniz. Ve çırpmaya başlıyorum. Kremamız bakın çok güzel oldu. Hazır ve nazır bir şekilde katlarını bekliyor diyebilirim. Birazcık dolapta dinlendirmek istiyorum. Biraz daha katı olmasını istediğim için ondan sonra da bütünleştirmeye geliyoruz. Katlarımız soğudu. Bakın yumuşacık. Tamam, ilk çıkarttığınız zaman çok yumuşak olacak. O pişmedi demek değil. O yüzden de lütfen şey yapmayın yani. Hani pişmedi biraz daha pişireyim gibi bir şey yapmayın. Her katını koyduktan sonra sütle şöyle bir ıslatıyoruz. Tamam mı? Biraz daha yumuşasın. Güzel güzel kesilsin. Sütle ıslattıktan sonra kremamı alıyorum. Ve şöyle katına yaydırıyorum. Yukarı doğru bunu her katına yaparak gidiyoruz. Gidiyoruz. Dili gibi de ıslatmayın, tamam mı? Ayarında. Bütün katlarını yukarı kadar sıvadım. Şimdi ne yapıyorum? Daha önceki videolardan da belki görmüşsünüzdür. Spatulamın kenarıyla sağlaksanız sola doğru, solaksanız sağa doğru. Şöyle geldim. Fazla çıkan kremalarımızın hepsini kendimize doğru döndürerek alıyoruz. Böyle bırakabilirsiniz ama dışında da tekrardan bir krema, normal pastası var gibi. Yavaş yavaş, dikkatlice etrafını dolaşıyoruz. Tamamını sıvadıktan sonra dediğim gibi böyle bırakabilirsiniz. Hiç bir şey yap, kremanı dışına sürmek zorunda da değilsiniz. Ne yapıyoruz? Dışına bisküvi kırıntısı olabilir.
İşte kek kırıntısı olabilir, marketlerden aldığınız kekler olabilir, hiç sıkıntı değil. Benim elimde panispanya vardı, onu şöyle bir rondodan geçirdim. Bakın gördünüz mü? Bunu ne yapıyorum? Dışına doğru, şöyle şöyle, aşağıdan yukarı bunları süslüyoruz. Üstüne de koymayı ihmal etmiyoruz tabii ki. Şimdi sıra neye geldi? Yemeğe. Yavaştan şöyle aşağı doğru kesiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şimdi bunu mideye götürme. Daha bitiremedim. İnanılmaz hafif bir pasta. Yumuşacık katları var. Tam bakın kurabiye gibi değil. Kekle kurabiye arasında. Bayılıyorum bu ikisi arasında bir şey yapmaya. Efendim, şimdiden ellerinize kolunuza sağlık. Afiyet bal şeker olsun. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.